Yani... Pozisyonlar üzerine konuşalım istiyorum. Orada Tabii. da bireysel performanslarla alakalı değerlendirmelerimiz olur. Çünkü çok sayıda pozisyon, çok sayıda tartışmalı pozisyon var. Ahmet Akçan'ı da ayağa davet edeceğim ve pozisyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Hazırız. Hocam buyurun. Sizi karşı tarafa alayım. Ahmet Hoca değerlendirmelerini yapacak. Serkan Korkmaz ve Zeki Uzundurukan'dan da asistler alacağız. Burada bir Galatasaray hücumu. Barış Alper Yılmaz'ın pasında Carlos Vinicius istediği vuruşu yapamadı. Ama Yanlış ayağını uzatıyor topa. sonrasında pozisyonu zaten offside olduğunu da gördük. Buna Baktım. rağmen topu içeri atması kendi adına herhalde hocam daha iyi bir görüntü olurdu. Ya mutlaka eğer pozisyon en sonunda kalacak olursak zaten doğru tespiti sevgili Zeki yapmış. Yani artık Teşekkür ederim hocam. Orada pozisyon alma konusunda kendini Evet. tam ayarlayamadı. Ve yanlış ayak tercihi var. Evet. Sağ ayağını almış olsa kontrol de edebilir. Direkt kaleye dokunabilir de. Karar veremedi Evet. belki. O sol ayağı onun kontrol edemeyeceği şekilde top kontrolüne gidince orada o hatayı yaptı. Devam edelim bu pozisyonu. Yalnız bu pozisyonda da dikkatimi çeken şu oldu. Genelde Vinicius merkezden çok uzaklaşmadı. Yani ileride şunu da göreceğiz. Sırtı dönük kaleye oynayabilen bir Vinicius göreceğiz. Arkadaşlarına duvar olan, arkadaşlarını oyuna davet etmek için top saklayan bir Vinicius göreceğiz. Gol vuruşlarının dışında bu da Galatasaray'a olumlu yansıyacak. Kesinlikle inanıyorum. Devam edelim. Sıradaki pozisyona bir göz atalım. Galatasaray Bandırmaspor mücadelesinde tüm detayları ekranlara taşıyacağız. Wilfried Zaha burada sol kanatta topla buluşan oyuncu iki rakibinin arasından geçiyor. Ceza alanına giriyor. Pası Halil'e seken topu alıyor. Vuruşunu yapıyor ki çok sık gördüğümüz bir Zaha enstantanesi. Ya. Yakın direğe sert vuruş ama bu kez isabetli değil. Birebirlerde ne yapabileceğini bugün bu pozisyonda çok net bir şekilde göstermiş. Bakın 3 kişinin arasından çok rahatlıkla sıyrılabilecek kadar driblingde top sürme özelliği olan bir Zaha var. Yalnız tabii bu tür pozisyonlarda bitiricilikte bazen bir sorun yaşıyoruz. Halil'in direkt üzerine oynanan bir top var. Halil biraz daha doğru pozisyon alsa, Zaha onu Halil'in tek vuruş yapabileceği şekilde oynasa, bu da Galatasaray'ın hücum opsiyonlarının hala geliştirilmeye muhtaç olduğunu gösteriyor. Bütün bu pozisyonlarda bu topların bu kadar basit bir şekilde kaybedilmemesi lazım. Zeki Uzundurkan, bu çalımlara ne diyorsunuz? Müthiş. Ay, baka yemeği izler gibi oldum bir anda ama Halil'le hocamın dediği gibi Halil konsantre olamıyor sanki, motive olamıyor o pozisyonlarda. Ya burada Ya da yeteneği bu kadar belki. ha yeteneği bilmiyorum daha Ya 24 birisi de yaşında. şunu söylesin artık Ya ya. ben öyle Kerem'e diyemiyorum denk açıkçası. geldi. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani zaten Halil'den ne bekliyordunuz ki? Daha ama Abi gelişimi açık bir ne oyuncu. zaman ne verdi de? 24 yaşında daha ya. Ya 24 mü? Evet Halil Ya 24 şöyle yaşında. bir soru sorayım mı? Ya İlk 24 daha iyi Galatasaray'ın olsun. gelişini hatırlıyoruz. Bu daha iyi üçüncü olsun. dönemi. Evet, Gelişim ikinci. görüyor musunuz? İlk dönemi çok iyiydi. Çok iyi miydi tartışılır ama İyiydi ya. potansiyeli İyiydi, birazcık iyiydi. hissettirdiği zamanlar oluyordu. Evet. Ya oyuncu ileri Abi gitmiyor. oyuncunun içinden geçmeye çalışıyor. Şut tekniği bence gayet kötü. Pas istasyonu falan hani bazen verkaç yapabiliyor. Güçsüz olduğunu katılır mısınız? Dinamik Bence güçsüz. ve atletik bir çocuk, onu kabul ediyorum. Ama benim hani hiç tamamen hani futbol terminolojisinin dışında konuşuyorum. Bir futbol sever olarak konuşuyorum. Özelleşemeyen oyunculardan birisi. İşte hep Alper Potuk'tan yola çıkarım abi. Alper Potuk nedir? Sağa çık mı, sola çık mı? İleriye dönük orta saha mı, defansif orta saha mı, sağ bek mi? Hani belli değildir. Şimdi joker diyoruz da bazı oyuncular aslında sportif anlamda söylüyorum kimliksiz. Şimdi Halil Dervişoğlu center forward mı? Değil. Kesin değil. Kanat forveti mi? Değil.
İkinci santrfora dair. Santrfor arkası bir oyuncu. Santrfor arkası mı? Evet. İkinci forvet. Allah aşkına, evet, Kerem daha iyidir ya. Kerem daha iyi tabii. Kerem gibi kaç tane oyuncu var? Kerem Aktürkoğlu. Halil'in pozisyonuyla alakalı. Abi o da çok kötü demin, orada yalnız. Yok demin ya. Bence Halil'i şuraya koyabiliriz. Ha, nereye? Demin jokerlerden bahsettik. Halil çok iş yapmayan bir joker. Her yerde oynuyor. Jokerler i̇şte iş yapar ben, hocam. Ben her yerde ki, oynayamadığını düşünüyorum. Sevgili, hayır, takımda işte bugün de oynadı. Hayır yani... Ama hocam, ben de dedim veriyor ki bir takımda olması gereken joker sayısı... Ha, penaltı atıyor yalnız çocuk Allah için. Sıfır olmalı. Sıfır olmalı. O yüzden bakın bütün bunlar... Abi Beşiktaş'la Galatasaray birbirine girdi ya sezon öncesi bu çocuk için. Hocam sanki şöyle bir durum var. Bu birçok pozisyonda oynayan oyuncuyla ilgili. Ha bu arada bir dakika. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Vinicius Icardi'deki düşüş yüzünden geldi dedi. Hayır, hiç katılmıyorum. Vinicius düşüş tamamen var. Halil'in yokluğu yüzünden geldi. Sanki hocam şöyle bir şey var. Bazı gerçekten oyuncular bence, evet, farklı pozisyonlarda öyle oynayabiliyorlar ve verimli de olabiliyorlar ama çoğu oyuncu bu adamın pozisyonu ne emin olamıyoruz. Birçok farklı noktada değerlendiriliyor dediğimiz oyuncular aslında hiçbir pozisyonu tam oynayamadıkları için farklı pozisyonlarda deneniyorlar yani diye düşünüyorum. Süper Lig seviyesi. Mutlaka onun etkisi var. Bakın Halil'i kanatta kullanabilirsin. Burada top kontrolü kötü zaten. Ama Halil mi, Kerem zaten mi? Topu iyi değil kontrol etse gol, evet, atacak. Halil'i bugün Galatasaray 10 numarada kullandı. Halil bir Mertens mi? Değil. Icardi'nin olmadığı maçlarda Halil santroforda oynadı. Halil bir santrofor mu? Değil. Böyle her şeyden biraz. Evet. Bakın ben günümüzde bir eğitimci olarak bütün herkese şu öneride bulunurum. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Ama bir şeyi çok iyi bilin. Halil bir şeyi çok iyi bilmiyor. Evet. Her şeyi biraz biliyor. Penaltı var. Penaltı hocam. Her şeyi biraz biliyor. Penaltısı iyi. Ya penaltı. Ben de atarım. O zaman Halil'i kulübeye oturtacaksın. Penaltı olacağı zaman Halil'i oyuna alacaksın. Saha içinde de penaltı atacak çok kişi var. Hatta futbolcular penaltı atmak için birbirleriyle kavga ediyor. Biraz sonra göreceğiz. Tabii. Devam edelim. Sıradaki pozisyona bakalım. Mesela biraz daha fiziği olsa Crivelli gibi falan kullan. Başakşehir'in zamanında şampiyonluk senesiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Mesela adam süper bir adam mı? Özel bir santrfor falan mı? Değil. Ama çok abi güçlüydü. Adamda bir fizik var. Çok güçlüydü. Şimdi, abi Halil'in Halil koşuyor mu? Koşuyor. İyi niyetli mi? İyi niyetli. Ama güçlü değil abi. Değil, değil. Devam edelim sıradaki pozisyona bakalım. Bandırma Spor korner kullandı. Ön direğe doğru gelen ortada Vinicius kafayı vuran oyuncu. Seken topa sarı kırmızılı futbolcuların hamlesi var. Burada Berkan'ın eli rakibinin sırtında. Penaltıyı gerektirir mi? Ne dersiniz Ahmet Hocam? Benim görüşüme göre gerektirmiyor. Çünkü bakın Berkan biraz diğer şu pozisyonda çok net bir şekilde göreceğiz. Tamamıyla topa çıkmak istiyor. Rahat çıkabilmesi için de elini daha önceden açmış. Sırta oyuncu çok üzerine gelmesin diye sadece burada bir temas var. Şu an rakip futbolcu da zaten son adımını yapmış. Çıkacağı an bence onun kesinlikle dengesini bu derece bozmayan bir dokunuşu. Ben kendi adıma bunu yeterli bir penaltı faulü olarak görmüyorum. Ben samimi olarak söylüyorum. Orta sahada buna faul çalıyor Türk hakemleri. Ama İngiltere'de, bu çok büyük bir geyik muhabbeti ama, Premier Lig'de orta sahada da çalmıyorlar. Evet. Hayatımda da böyle penaltı görmedim. Evet. Ya bu tartışma ama pozisyon kategorisi. Orta sahada olsaydı olmaz. Hakem buna eminim ki faul çalacaktı. Zeki Uzundurkan. Yani Erman Hoca zaman zaman bu tip pozisyonlarla ilgili sıçrayan oyuncuya dokunduğunda dengesi bozulur şeklinde yorum yapıyor. Ama bu ağır çekim bizi yanıltıyor bence. Hızlı oynatınca burada bir faul olmadığını görüyoruz. Bu şekilde faul varmış gibi duruyor. Ağır çekim çünkü. Böyle eliyle itiyormuş gibi. Aslında değil. Yani oyuncu istese o topa çok rahat bir şekilde. Yani o dokunmayla dengesi bozulmaz. Ama böyle yorumlar yapanlar da var. Dediği gibi orta sahada faul veriliyor zaman zaman. Ama ceza sahasında her böyle dokunmaya verirsen penaltıyı 10 tane penaltı olur her maçta. Basitçe de mantığımı açıklayayım. Geri, yani iki çocuk da topa yükselmek niyetinde, topla alakaları var. İkisinin de ama. Bandırmalı oyuncu geri gidiyor. Berkan da biraz öne doğru gidiyor. Bu sırada da Berkan'ın ay şimdi ben bunu itersem penaltı olur deyip ellerini arkaya koyması falan çok komik zaten olur. Zaten hızlı oynatınca doğal oyunda zaten yok yani. Böyle bir itme görünmüyor zaten. Devam edelim.
normal bir mücadele. Sıradaki pozisyona göz atalım. Stoperin topa böyle çıkması mı daha doğru? Berkan stoper. Evet. Konusunu konuşurken yani burada o eksiği de. Risk var mı? Tabii. Büyük risk bu. Tabii. Çalsa ne yani diyeceksin? Temas var mı? Görüyoruz. Temas sıradaki var pozisyona bakalım, biraz hızlı gitmemiz lazım. Korner kullandı Galatasaray. Kafa vuruşu Davinson Sanchez'den. Burada da Bandırma Sporlu oyuncuların çok itirazları oldu Davinson'un ittiğine dair. Ya herhalde Bandırmalı oyuncular yani kendilerine hiç dokunmadan sıçrayan insanlar istiyorlar herhalde hava mücadelelerinde. Bir dakika, yalnız dirseğine bakmak lazım ha Sanchez'e. Yok. Oradaki bakın, şu an çok ufak böyle çarpışma diyebileceğimiz temas var. Faul de değil. Yok, kesinlikle tertemiz gol. Dirsekle evet. Hiçbir evet. Temas bile yok. Hayır, bakmamız lazım derken tabii. Bu açıdan bir enteresan geldi ama şu yok an hiç tertemiz gol. Bakın kalçalar birbirine aynen. Çok hafif değiyor. Rakipten önce çıkmış. Evet, önce evet. Çıktığı için de rakip Bandırmalı oyuncu çıkamamış. Rakibin üstüne inmiş. Altta kalmış. Aynen. Gol temiz. Tertemiz ya, dokunmuyor bile ya. Bir şey mi var göremediğimiz? İki numarayla şeyin arasındaki çekmeden bahsediyor. O ikisi de birbirini tutuyor gibi görünüyor. O çok normal bir ikili. Olay mahallinde değiller onlar. Olsalar bile karşılıklı çekmeye giriyor. Sanchez hiç dokunmuyor oyuncuya. Direkt çıkıp vuruyor kafayı. Bu kadar basit. Sanchez'in gol temiz. Ya burada kaleciyi bu golde ayrı bir şekilde eleştirmek lazım. Kaleci oraya kadar gidiyorsa o pozisyon dışı alacak. Kalmayacak. Topa vuracak. Bu arada Eyüp Aydın da gerçekten iyi bir orta yapıyor. Evet, iyi bir orta o kesin. Kaldı ki Akın da bugün kaleciyi eleştirdi ki iyi bir maç çıkardı. İyi bir orta olduğunu düşünüyorsun. Evet. Çünkü kaleci şimdi üst düzey Süper Lig veya işte UEFA Avrupa Ligi seviyesinde bir kaleci oraya gelen ortayı bırakır mı kafaya? Sen hiç gördün mü oradan vurulan bir kafa? Mesela kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde. Ya, kaleci, 6 pastan vuruyor adam kafayı. Kalecinin çok büyük hatası var değil mi hocam? Tabii, ne tabii. Yapıyor? Hem çıkıyorsun hem bak hocam. Bakar mısın? 6 pas. Abi 6 pastan kafayla gol oluyor mu hocam kornerden? Mesela Şampiyonlar Ligi'nde. Olmaz. Tabii ki. Hayır. Bakın bunlar çalışılmış pozisyonlar. Tabii ki. Kaleci alacak abi o topu. Özellikle birinci direğe sol ayakla bu ortaları bütün takımlar çalışırlar. Kalenin direği taşmayacak şekilde burada buluştuğun her top genelde gol olabilecek. Tehlikeleri ama yaratır. Şampiyonlar Ligi, yüzden... UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig seviyesindeki iyi kaleciler şuradan gol yemez. Mesela ön direkten sıyırtarak atılır. Normal okay. Kaleci de yemez ya. Baksana nasıl çıkışa bakar mısın? Böyle bir çıkış yok ki bak. Ne yapıyorsun? Çıkamıyor. Buraya kullanıyorsan bazen kaleci çıkmasın diye önüne adam da koyup engellemeye evet. Çalışıyorsun. Burada kalecinin çok bariz bir şekilde hatası var. Evet. Süper. Aynen. Bu arada orta Şampiyonlar Ligi'nde böyle orta gayet iyi. Hataları görmüş. İyi orta. Orta gayet iyi. Kaleci hatalı orta çok iyi. Orta çok evet. İyi. Hem hızı hem falsosu hem adrese teslim. Hepsine okey ama sonuçta, indiği yer doğru değil bence. Ama sonuçta, gol oldu. Hayır oyuncu orada. İşte ama normalde onu kalecinin alması lazım. Kalecinin alması lazım onu. Kalecinin tabii. Alması lazım ama işte kaleci de hata yapabiliyor ki. Hata tabii. Olabilir, tabii ki canım. Devam edelim. Davinson Sanchez'in golünü ekranlara getirdik. Bandırma Spor atak geliştiriyor. Ki gerçekten dönem dönem çok pozitif bir görüntü sergiledi. Hüseyin Eroğlu'nun takımı. Doğan Can Davaz burada kafayı vuran futbolcu ki... Doğan Can'ın, ben çocukluğunu bilirim, Ahmet Hoca da mutlaka bilir, Galatasaray Akademisi'nin ürünüdür. Yetenekli, iyi de bir oyuncudur. 10 numara pozisyonda oynuyor değil mi? 10 numarada da oynuyor ama kanada da evrildi şey son yıllarda. Kafayı vurdu, gelip tekrar vuruyordu Sanchez olmasaydı. Evet, evet. Yerdeki yani topa bir gol yine kafayı herhalde. Uzatacaktı. Hocam ne dersiniz pozisyon için? Günaydan da bir kurtarışlar. Ya böyle bir pozisyonu Galatasaray'ın kesinlikle vermiyor olması lazım. Zaten golden hemen sonra. Ki o Doğan Can'ın vuruş anında durduracak olursak bundan daha durduralım net, vuruş anında. Çok daha net pozisyon geri gelelim. Bulma şansın hiç yok. Bir önceki açıdan da olur. Günay'ın buradan da olur. Günay'ın da hatası var bence. Topu kurtaramamış ki. Sektirmemesi gerekirdi. Tabii diyorsunuz. Bravo. Sektirmemesi gerekirdi. İşte pozisyon. Vurduğu ana gelelim. Bayağı
rahat bir kafa vuruşu yapıyor aslında. Evet, çok güzel vurmuş. Çok, çok rahat. Tabii Sanchez'le Berkan'ın bu maçta birçok pozisyonda göreceğiz. O uyumu yakalamaları çok zor. İki tane stoperi ilk defa bir arada oynatırsın. İkisi de o pozisyonun gereksinimlerini bildikleri için konuşmadan da o doğruları yaparlar. Berkan'da o eksikler daha çok. Bakın top ortalandığı anda bile tamamıyla oyunun dışında diyebileceğimiz ceza sahasına sonradan giren bir anlayış içinde. Ama ne olursa olsun artık orada adam markajına geçip rakipten önce o topa vuruyor olması lazım Galatasaray defansının. Ya bir de çok bana birçok seyircimizden Galatasaray'ın stadının zemini, sağ zeminiyle ilgili şey geldi. Ben geçen hafta oradaydım. Bir önceki hafta, yani bir önceki Galatasaray'ın iç saha maçında da zemin izledim. Evet, renk olarak belki hani ortalarda şu kahverengilikler var ama bana zemin o kadar kötü gelmiyordu. Kötü, kötü. Kötü mü? Tabii. Ya bilmiyorum. Ben ilk defa böyle gördük bu zemini biz. Ya yani, renk olarak kötü olabilir belki renk ama değil, zemin renk değil. Kötü bir zemin değil ya. Çim biraz gitmiş çoğu yerde. Bak. Devam edelim. Şu sıradaki pozisyonu. Abi o kadar Anfield'da da var o lekeler. Yok ya, şimdi, yok ya. Şimdi bu biraz da zemin bakın kötü. Şuralara baktığınız zaman orada... kesinlikle buradaki ekranın renk farkı bence bizim izlediğimiz evet, daha ekrandan daha farklı. Orada tabii, daha çok belirliyordu. Burada büyük ekran devam olduğu edebilir için miyiz? Piksel zayıflıyor. Sıradaki pozisyonu rica edelim. Pozisyon geldi. Bandırma Spor'un kullandığı bir taç var. Baskı sonrasında Galatasaray topu kazanıyor. Tete, Halil Dervişoğlu'nu buluyor. Tekrar Tete'ye. Tete'nin pası Wilfried Zaha'nın vuruşunda. Kaleci Akın başarılı. Sonrasında Wilfried Zaha yerde kaldı. Halil Dervişoğlu kalabalığın arasında topu kaleye yönlendiremedi. Penaltı beklentisi vardı Wilfried Zaha'nın ve bu beklenti hakemin VAR tarafından çağrılmasının skor ardından 1-0 Kerem, son buldu. Bir yerde durmasını isteyeceğim arkadaşımızdan. Orayı artık Ahmet Hocam ondan sonrasını konuşur zaten. Geri gelelim pozisyonun başına. Yani bu penaltı pozisyondan önce. VAR inceleme esnası. Evet. İşte pozisyonun buradan başlayalım. Top Halil'e gelsin. Halil'e geldiğinde duralım mı? Duralım. Biraz geri alalım. Birazcık geri Halil'deyken alalım. Halil'deyken duralım. Biraz geri alalım. Soldan önünde hiçbir şey olmayan bir insan var. Sizce Halil onu görüyor mu görmüyor mu? Görmüyor. Bu tarafa bakıyor. Nasıl görmüyor ya? Bakmıyor, görmüyor musun? Bak, bak. Abi bak ben önüne şu bakıyor. Anda sana bakıyorum Ahmet Hoca'yı görüyorum. O tarafa bakmıyor hocam, ki. Hocam bir dakika. Ben şu anda sana bakmalı. Bakıyorum Ahmet Hoca'yı görüyorum. Bakmalı ama bakmıyor bak. Görmüyor mu? Görmüyor. Biz oyuncuların çevre kontrolünü devamlı konuşuruz. Bu pozisyonda kesinlikle görüyordur bence. Tabii ki. Görmemesi mümkün ihtimali değil. Sıfır. Yani tarafa bakıyor ama bak pozisyonda. Hayır, o adama bak, vermemek için o tarafa bakıyor. Bence hayır, değil. Bu arada topu almadan yani. Önce de onun orada olduğunu görebilir. Çok özür dilerim. O anda görmesine lütfen, gerek de yok. Hani üstüne alınma. Şu pozisyonda sence görüyor mu görmüyor mu Zaha'yı Kerem? Şimdi bence biraz daha geri alalım. Pozisyon başlangıcına gidelim. Daha iyi göreceğiz. Zaten Vinicius offside'da. Burada bir geri bakıyor. Burada bir geri bakıyor. Devam edelim. Bakalım. Geri bakacak, dikkat edin. Normal hızda oynatabiliriz. Bak, baktı. Abi bakmasa bile baktı. Görüyor. Şimdi çok özür dilerim. Ben Okan Buruk'um. Yarın odama çağırıyorum. Bu pozisyonu da önümdeki monitöre açıyorum. Hocam rol çalıyorum, kusura bakma. Çok özür dilerim. Hani biz de eğleniyoruz böyle. Hani rol tabii, play tabii. Yapalım biraz. Biz de kendimizi... Hani biraz teknik adam gibi hissederim. Sadece menajerlik oyunlarında değil. Çağırıyorum Halil'i. Bak şöyle diyorum. Tamam mı? Biraz da tabii egzajere edeceğim. Halil'ciğim burada neden Zaha'ya vermedin? Görmedim hocam. Yeme beni Halil. Gördün. Niye vermedin? Bak. Ama kötü bir pasta vermiyor. Beni tatmin edecek yanıtı verene kadar. Kötü bak, bir pasta şunu söylesin canım ama. Yesin. Gol atacağına inanmıyorum. Öteki arkadaşımın atacağına inanmıyorum. Belki pası kendisinin oraya atabileceğine inanmıyor. Tabii, o zaman oynamasın abi Galatasaray'da. Önünde bir oyuncu o pası var. Oraya atacağına inanmıyorsa Galatasaray'da oynamasın. Ya hocam. Niye sonuçta kötü bir pasta vermedi ya? Sonuçta penaltı oldu. Kötü bir pasta mı vermedi? Kötü, penaltı oldu Okan sonuçta. Abi solda gol var. Bomboş Zaha'ya gitti top yine. Okan dikkat hocam. Edin. Tabii ki Zaha'ya gidecek gitti top. Gitti yani sonuçta. Hedefe zaten gitmedi. Kime vereceksin burada orada? Bak ama önünde adam var. Okan hocam. O pası. Buyurun hocam. O pası. Ben şimdi Halil'im, sen Okan hocasın. Tamam. Tamam hocam, dinliyorum ya, Okan hocayı. Okan hocam, ben o pası Tete'nin vermesi için pası Tete'ye oynadım. Evet.
Öyle demiş. O daha garantiydi derim. Burada da onu göreceğiz. İyi, bakın, en azından bu cin fikirli. Halil o topu oynamaya kalksa belki savunma müdahale edebilirdi. Topla ama dikine de atabilirdi belki hocam. Çok çok iyi olmayabilir. Ah o top Icardi'ye geleydi de nasıl atılacağını size göstereyim. Şu an durduralım. Atamaz. Gelsin Tete'ye. Atamaz mı? Tete'ye gelsin bak. İstemese bile ona pas atar. İstemese. Hayır burada değil. Deminkinde. Tete o pası atsa çok daha iyi bir pas olacak. Oyna. Oynat lütfen. Bora, sevgili Bora herhalde. Evet, Bora, devam ediyorum. Tete'ye oynasın. Devam edebiliriz. Tete, dur, şimdi durdur. Tete'ye geldiği anda Tete şu aradan bıraksa çok daha doğru bir yerde, doğru bir şiddette. Hocam Tete topu beklemiyor ki zaten. Zaha'yı atar diye düşünüyor. O yüzden. Tete de bekleyecek. Evet. Tete de bekleyecek. O da yok. Ben Tete'de sıfır hata demiyorum. O zaman sen beni gönderdikten sonra Tete'yi çağıracaksın. Bu arada pası verdiler de Zaha diye. Gol mü attı? Hayır. Ama bakın, Halil neden Tete o pası vermedi? Aradan bak, bıraktığı anda Zaha kaleciyle karşı bak, karşıya. Bak ilk konum bu olurdu. Tesislere gittin mi? Önünde teknik oyuncu direktörüm. Var Halil'in ama ya. Halil'i çağırırdım. Neden vermedin ne ya? Kadar merak ediyorum ben. Tete'nin arası. Halil'in evet. Önünde oyuncu var abi. Bu arada bir siz almamız lazım. İki maç özetimiz var. Halil'le ilgili yeterince konuştuk. Halil'i hayatımızdan bir süreliğine çıkaralım en azından. Kullanacağı penaltıya kadar. Çıkarmayalım. Daha çok oynayacak. Gün içinde, bugün için söylüyorum. Yoksa Halil hayatımızda olacak. Valla Montella çıkarmış olabilir, onu söyleyeyim. Hocam penaltı mı pozisyon? Çok net penaltı. Bir kale arkasından bir pozisyon vardı. Orada göreceğiz. Kale arkasıydı herhalde. Evet. Devam edelim. Yine bir kaleci hatası bu arada. Devam edelim. Yani. Böyle penaltı mı yaptırılır? Bakın. Bak. Burada. Şu an. Bak. Hop bakın net ayağına evet. Vuruyor. Ayağına vurduğu için de Zaha'nın ayağı zaten topa vuruyor. Evet. Kalecinin Akın'ın ayağı değil. Tabii. Yine hatalı yani kaleci. Topa ayağına vurulan Zaha'nın ayağı topa vuruyor. Bariz bir şekilde. Var mı penaltı dışında başka bir fikri olan? %1000 penaltı. Geçtik. Yani. Devam edelim. Penaltıyı görelim. Hayır, penaltıyı göremedik. Halil vurdu, gol oldu. Kağıt. Ha bu arada taş kağıt makas yapmışlar galiba Kerem. Gördün mü? Evet. Bak ben onu fark etmiştim. Penaltı pozisyonu acaba elimizde yok muydu? Arkadaşlarıma sorayım, beni bilgilendirsinler. Bir önceki penaltı. Eğer bu pozisyonda kalacak olursak o pozisyonda çok bariz bir şekilde penaltı yine. Kornerden gelen top. Bu penaltı pozisyonu penaltının atıldığı an görüntüye gelecek. Wilfred Zaha'ya yapılan penaltı ekranda 33. dakikada yerde kaldı Wilfred Zaha. Pozisyon penaltı golünü istedi ve Halil Dervişoğlu. Evet. Çok temiz bir penaltı. Çok güzel penaltı. Çok büyük penaltıcı. Kaleci köşeyi bulmasına rağmen kurtarma şansı hiç yok. Müthiş evet. Bir penaltı bu. Yan fileye topu gönderiyor. Yüksekten sert. Evet. Çıkmaz. En güzel açı da belki bu. Evet. Güzel bir penaltı golü kaydetti Halil Dervişoğlu 36. dakikada. Devam edelim. Diğer pozisyon. Gelecek şimdi. Bu da taş, kağıt, makas. Evet. Arkadaş. Çok eğlenceli. Bak bu güzel. Güzel bir instantane. Keşke ikinci penaltıda da böyle bir şey yaşansaydı. Pardon Serkan. Eğlenceli belki ama bir maçta bundan dolayı penaltıyı kaçırırsan, o penaltıyla evet. Şampiyonluğu kaçırırsan doğru. Ne kadar eğlenceli olur? Rakip için eğlenceli olur. Aynen. Biz hep onu diyoruz. Penaltıcıların belli olacak. Yani bu teknik heyete Vinicius bana yazar. Da düşer mi yapıyor ama olmuyor hiçbir şey. O da ilk maçı. Orada bir heyecan yaşamış olabilir. Tete hakem galiba. Yani ben bunu olumsuz görüyorum. Ben de gereksiz ya. Rakibi yok, biraz de, sanki böyle küçük görme var mı? Tete penaltı yapmak istiyor. Zaten bir sonraki penaltı yatıyor. Bir sonraki penaltıyı da yine başını böyle görelim. Orada da eleştirilecek. Esas orada sıkıntı şey. Var. Abi burada hocaya sormaları gerekmiyor mu kenara? Bakın bundan sonraki penaltıda Barış soruyor. Büyük bir ihtimalle kenardan evet. Senat deniyor. Aynen. Senat burada denmesine rağmen Barış'ı onu attırmıyorlar. Hocam bir küçük soru. Siz bu görüntüyü
keyifli bir görüntü olarak mı yorumluyorsunuz yoksa gayri ciddi bir görüntü? Gayri ciddi. Gayri ciddi. Ben organizasyonsuzluk. Özünde tabii ki gayri ciddi bir görüntü. Antrenman ben maçım. Ben çok keyif aldım. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ya onu söyleyeyim. Ama Bandırma sporluları da biraz hani mesela Bandırma sporlu evet. birisi şu an devam şöyle edelim. Düşünse ne diyebilirsiniz? Yani bizi biraz hor görmek değil mi bu? Hakem peki bu tip pozisyonlarda centilmenliğe aykırı hareket, yok. Rakibi küçük düşürücü hareket diye sarı kart gösterebilir. Çıkarmaz. Bir kez Gençler Birliği maçında yattı araya ya rakibe ya. Ekstra çalımlar attı diye sarı kart göstermiş. Bakın, oyunu durdurup. Bunu burada da yapabilir isterse. Öteki futbolcular nerede ya? Bunlar dördü bir araya gelmiş. Evet. Hakikaten ha. Kimse niye? Ama galiba kaleci de orada. Kimse yok burada, etraflarında. Burada... İtirazdalar galiba. Kimse yok evet. Baksana. İtirazdalar. Yani kale dahil olmak üzere hiç kimse yok. Bunlar kendi kendilerine evet. oyun oynuyorlar. Bayağı tartışıyorlar, oyun oynuyorlar bakar mısın? Devam edelim. Sıradaki pozisyona göz atalım. Yaz bir şey söyleyeceğim. Aslında o gün ilk resmi maçına çıkan golcüye verilmesi daha doğru olmaz mıydı? Jest yapabilirlerdi. Doğru. Eğer Okan Hoca onu tahtaya yazsaydı... Evet. Bu iş olmazdı. Taş, kağıt, makas yapılmazdı. O da gider penaltısını atardı. Hocam bu pozisyondaki penaltı kararıyla ilgili bir şu kadar yukarı kalmış, kalkmış. Çok bariz bir şekilde penaltı. Penaltı. Devam edelim, penaltıyı görelim. Penaltının atıldığı ana gelelim. Bence Eyüp'ün bu attığı yer daha doğru. Öncesine gelelim. Tete'nin vuruşunda top ağlarda. Akın yine köşeyi buluyor ama yine... Çıkartamadı. Barış'la, skor 3-0 oldu. Barış'la Tete arasında penaltıyı kim atacak konuşması var. Zaha onu uzaklaştırıyor. O varsa onu da görebiliriz. Görelim. O normal şartlarda kaleci bu şekilde uçuyorsa penaltıyı kurtarmalı. İşte o görüntü. Bak. Heh, gitti. Barış soruyor önce. Gelecek tekrar. Ben mi diyor. Barış'a evet dediler. Barış almaya gitti. Israr ediyor orada. Evet. Ondan sonra Zaha geliyor ve Barış'ı oradan uzaklaştırıyor. Doğru. Peki ya Barış dese ki hocam bana söyledi. Sen Okan hocasın. Ben diyorum ki ya Okan hocam bana söyledi ben atacağım. Gitmese bak, ısrar evet. etse ne olacak? Evet. Yine hocam, orada gereksiz bir tartışma. Burada şunu yapmalı mı Barış? Böyle bir sorum olacaksa kısa bir cevap rica ediyorum. Tete'nin bu golü atmaya daha çok ihtiyacı var. Ya mutlaka. Galiba Zaha da onun için müdahale etti. Evet. Eğer, bence doğru bir müdahale oldu. Hayır bakın. Daha çok ihtiyacı olduğu için onu bırakmak. Bunların yeri bir takım arkadaşlığı. Bunların yeri burası değil. Bunların abi. Yeri soyunma odası. Evet. Hatta hoca talimat vermiş abi. Bakın her futbolcu oyuna girerken yardımcı hocalar hep elinde kocaman bir defterle ona bir şeyler anlatır doğru. orada. Bunlar duran toplardır. Daha tesislerde hangi duran topu kim kullanacak? Duran toplarda kim nerede duracak? Soyunma odasında yazıldığı gibi o defterde herkese de gösterilir. O yüzden bunlar daha soyunma odasında halledilmiş olmalı. Ya bu golden sonra Barış da tebriğe ve kutlamaya geldi mi? Gelmedi. Gelmedi mi? İki kişi kutladılar işte kendi aralarında. Yo. Başka Galatasaraylılar da geldi sonrasında. Ha, ben çünkü hani bir önceki şakalaşma sırasında hani taş kağıt makasta... Halil'le de itiştiler falan bakın, ama eğlencesine arkadaşlardı. Şu ana kadar kimse gelmedi. Vinicius Junior bakıyoruz. Yok geliyor şimdi oraya. Carlos Vinicius büyük, geldi işte. Büyük bir ihtimalle soyunma odasında veya maç öncesi penaltıları kimin atacağı konuşulmamış. Okan Hoca ama kenardan da Barış Alper'e sen at dediğine orta göre orta sahaya giderken o görüntü var mı elimizde bilmiyorum ama orta sahaya giderken Barış Alper Tete'yi tebrik ediyor. Arkadaşlarım. Ya bence çünkü aralarında hani böyle olur ya delikanlıların arasında aslında birbirini seven, iyi anlaşan demin Halil'le Barış arasında olduğu gibi. Halil'le Barış orada kavga etmiyor ki. Halil'le Barış orada itişiyor. Ben atayım. Evet, evet. Yani burada da benzer bir şey olabilir. Ben aslında bak itiraf edeyim. Ama topu almaya çalışıyor bir dakika. Ya burada tamam. Burada bir kriz oluyor. İşte o hani samimiyetle ilgili. Samimiyet değil, sinirleniyor bak. Dikkat et bak. Bir pozisyon var. Bilmiyorum ya. Bence ifadesi çok sinirleniyor. Tete devreye girip olayı orada. Bak. Ayırıyor. Bak itiyor şimdi bak. Tabii. Görüyor musun bak. Ver topu ben kullanacağım. Önce elinle sonra ayağıyla topu. Evet. Bak bence istiyor. Araları kötü değil. Ya kötü değil de yani hoş bir görüntü ya değil. Ya bence bu kavga değil. Tete'nin yaptığı doğru değil. Bakın burada daha büyük bir kavga da olsa bunlar takımlarda sorun olmaz. Onu hepsini biliyoruz. Burada sadece maç öncesi organize edilmesi gereken penaltı atışları. Hocam Okan Hoca kenardan Barış atsın diyorsa Barış atar. Takımın komutanı kim? Okan Buruk. Devam edelim mi? Vaktimiz daralıyor. Aynı anda da 2 kişi 3 kişi de isteyebilir.
O yüzden evet. Fatih Terim'in takımında mesela ya da başka bir yani Fatih Terim'in takımında bunu yapamazsın mesela. Ya bunda da sen haklısın biliyor musun? Bayağı haklısın yani. Öyle mi? Doğru. Çünkü ya yani aslında şu işler ilk kez mesela Avrupa'da hayır Avrupa'da falan böyle bir şey olsa mesela Guardiola bir sonraki maçta yedek bile soyundurabilir hani oradaki sebebiyet vereni. Onu söyleyeyim. Ya Fatih olmaz abi. Takımında da olabilir. Olmaz. Yani, ya Fatih Hoca'nın takımında bir oyuncu bir oyuncuyu soyunma odasına kitleyip dövdü yani böyle bir şey de yaşandı. Doğru. Olabiliyor sonra yani herkesin. İlk maçta beraber oynadılar. Oynadı. Çünkü hoca orada tecrübesiyle çok büyük bir krizi çok şık bir şekilde çözdü. Önemli olan her yerde kriz olur. Onu çözecek tecrübenizin olması. Hocada da o tecrübe var. Devam edelim. Burada Bandırma Spor'un golü görüntüye geldi. 45 artı 3'te atılan gol. Hatta hani başka çok örnek geldi de aklıma. Bahsetmeyeceğim. 45 artıda Sergen Piçincioğlu. Burada golü atan oyuncu. Hocam Günay ne kadar hatalı? Sergen'in topu önüne almasına müsaade eden savunma ne kadar hatalı? Ya şimdi burada topu uzaklaştırıyorsunuz. Uzaklaştırdığınız anda otomatikman çıkmanız lazım. Top rakibe geldiği anda savunmanın durup pozisyon alması lazım. Savunma orada yanlış pozisyon almış. Net görüyoruz. Yani stoperlerin yine yerleri çok doğru değil. Diğer taraftan rakip Sergen bence muhteşem bir koşu. Arkadan ofsaytı bozmak için çok doğru bir yere bir koşu yapmış. Çok güzel bir pas. Ama en son vuruşta da Günay'ın bence kaleden çıkışı ve topu karşılaması o da doğru değil. Topa vurduğu anda Günay yere oturmuş durumdaydı zaten. Orada tamamıyla daha büyümek için ayağınla elinle Günay'ın önünü kapatması lazım. Ve top öyle yumuşak geliyor ki o son duruşu aldığın anda elinle hala ayağınla hala müdahale şansın var. O müdahaleyi de yere yattığı için zaten imkansız hale getirmiş. Yani Güney'in orada çıkışı da vuruş yumuşak ama çok doğru değil. Bilerek yaptığını düşünüyorum Sergen'in o vuruşu. Yere çarptırması golü getirdi. Yani evet Günay kurtarabilir miydi? Kurtarırdı. Ama o yere vurdurma düşüncesi, ben onu bilinçli yaptığını düşünüyorum. O golü getiren hareketi oldu. Topta tam Güney'in önünde ya sekiyor. Sevgili Serkan, yani ben bilerek bir gol vuruşunda yere çarptırayım. Öyle gitsin genelde bu evet. Kesinlikle. O zaman şansı yardım etmiş. Tabii canım, burada çok kafayla aşağı doğru vurursun. Evet. O doğru. Ama ayakla bence çok iyi bir vuruş yapamamış. Yapamadı ama şans. Hocam ben ceza Manchester United'a ve Zalı Manchester United attığı golde savunmadan sekiyor top. Hayır ama o da bilerek yere çarptırmıyor. Ama yere çarptırıyor. Hayır düz vuruyor savunmadan sekiyor. Trabzon attığı gol. Hayır. Onu hatırlamıyorum. Manchester attığı maçta top yere çarpıyor. Evet yere çarpıyor. Ama bilerek yapmıyor. Bilerek değil. Bilerek yapılmaz o da bilerek. Zaten. Trabzon'daki. Kötü vuruş. Trabzon'daki. O da bilerek olduğunu düşünmüyorum ya. Ben ikisinin de bilerek olduğunu zannediyorum. Ya tabii burada ki o kadar şans yardım olabilir. Bu arada mesela Mesut Özil'in imza golü vardır. Yere burada çarptırır. Top, Günay'a da çarpıyor sanki. Topun üstüne vurur. O bakın. İmza hareketlerinden biriydi. Hani örnekler. Ya belki ben adı Sergen olduğu için ona bunu yakıştırdım. Olabilir. Burada Günay'a çarpıyor İban, zaten. İban. Yere, o, bu Sergen de stoper Sergen. Günay'dan da. Adı Sergen olduğu için. Bu Sergen de sol ayağıyla atıyor. Kaleci bunu yemez ya. Bir de ona bakalım. Yani Günay'dan da sekiyor top. Bakın top yemeyebilir. Ayağıyla. Abi, çok sert bir top değil bu ya. Değil ama yok. Önünde sekiyor ya. Ya hayır kucağında sekiyor resmen. Yok önünde sekiyor. Devam edelim. Bu gol ilk yarıyı da noktalamış oldu. Sergen'in golüyle Bandırma Spor farkı 2'ye indirdi. Sonrasında da Bandırma Spor'un iyi bir oyununu izledik. Kazımcan'ın burada Cite ile girdiği mücadele var. Bir penaltı beklentisi söz konusu oldu. Sizce burada Kazımcan'ın ayağına mı takılıyor Cite? Yoksa Kazımcan'ın hareketi penaltıyı gerektiren bir hareket? Cite ayağına takıyor. Kazımcan'a penaltı almak için. Sol ayağını. Kazımcan'a faul yapılıyor gibi. Belki penaltı gibi. Almak için değil ama pozisyonun doğal gelişiminde de. Ha, hayır ben özellikle yaptığını düşünüyorum. Özellikle Ustaca. De yapabilir. Yapar hakem de bu arada çok net görüyor pozisyonu. Tabii. Özellikle ya, penaltı değil. Zaten top Kazım'ın kontrolüne geçiyor bu anda.
rakip futbolcu da topa gitmek istiyor. Evet. O yüzden bence de istemeden ayağı oraya takılıyor ama net Kazım'ın bir faulü. Ya isteyerek ya da istemeyerek. Yok. Var mı penaltı diyorum. Yok diyorsunuz. Zeki Uzundurkan. Ben hala kasıtlı olarak penaltı alabilmek için ayağını taktığını düşünüyorum. Çünkü topa hiç bakmıyor orada. Topla ilgisi yok. Haklı olabilirsin çünkü inince de penaltı istiyor yere. Tabii tabii aynen. Devam edelim. Alakası. Taç kullanıyor Bandırma Spor. Burada atılan pas savunma arkasına. Levent büyük bir mücadele verdi. Ortayı muhteşem. Yaptı. Müthiş sonrasında ya. Kontrol. Vuruş da muhteşem. Harika bir vuruş. Her şey muhteşem. Burada Bandırma Spor ağları Mustafa Çeçenoğlu ile buldu. Ve hakikaten mükemmel bir gol vuruşu izledik. Bu pozisyonla ilgili bazı kafa karışıklıkları söz konusu. Hala sosyal medyada da konuşuluyor. Elle oynama değil. Yo, burada offside. Karar offside'den dolayı zaten hakem Elle oynama değil. Evet. Tabii Kazımcan'ı konuştuk diye söylüyorum. Korner bayrağının oraya rakibi sıkıştırmıştın. Artık o ortayı yapmayacak rakip. Aynen. Hocam sol bekin Kazımcan, sağ bekin Barış. Rakip Bilik altından bir rakip. Ve izleyelim golü. Bu Kazımcan. Şimdi offside'ın dışında konuşuyoruz tabii. Bu da Barış. Galatasaray'ın sağ ve sol bekleri. Barış da nasıl sıkı geçmiş topla. Hocam herhalde burada vuramayacağı topu bek oyuncusu vuramayacağını anladığında hamle yapmamalı. Topa yetişemeyeceksen evet. Zaten çıkmayıp hemen doğru pozisyon offside, alacaksın. Evet. Doğru pozisyonla yüzünü rakibe dönmesi lazım. Rakibe yaklaştığı sürece rakibin o vuruşu yapma şansı yok. Kaldı ki bir de kontrol yapıyor rakip. Çok ilginç ama bana hiç offside gibi gelmemişti bu. Müthiş çalışıyorlar bunu. Ama beraber izliyorduk. Offside evet, beraber dedik orada. Offside dedik. Hayır hocam şöyle dedik. Neden VAR'a gittiler dedik. El yok dedik. Evet. Herhalde offside'a bakıyorlar dedik. Offside'a bakıyor ama ben öyle, yani benimki öyleydi en azından. Tekrarı gösterdiğinde offside dedik pozisyonu. Ya ben ele bakıldığını zannettim mesela. Okan Hoca dediği için ona da baktık. Ha evet, Okan Hoca'dan etkilendik. Evet, evet. Okan Hoca böyle ele evet. Çarpıyor dedi. Biz de onun üzerine hani bir evet, ele bakılıyor sandık. Hoca hiç sürekli, ben offside sürekli yani olduğu ihtimalinin üzerinde durmuyordum. Evet. Evet. Devam edelim. Tekrar tekrar izlediğimde de hala öyle düşünüyorum. Ha. Çok acayip. Özgür Yankaya ve ekibine tebrik edelim. Müthiş çalıştılar. Bir kere daha evet. Altını evet. Çizelim. Özgür Yankaya iyi var hakem arkadaşlar. Evet. Sıradaki evet. Pozisyonu ekrana getiriyoruz. 77. dakika. Yine çok iyi bir orta. Levent Ayçiçek'ten çok iyi yaptı bunları bugün. Mulumba topu ağlara gönderdi. Çok rahat Bandırma Spor bu golle ciddi anlamda umutlandı. Şimdi Bandırma Spor'un kadrosuna baktığımızda bu ligin kalbur üstü futbolcuları var. Onu evet, söylemek doğru. Lazım. Levent de onlardan biri. Nefis gol. Yalnız tabii... Barış için ne demiştin sevgili Serkan? Ne alamayacağı demiş? Topa... Çıkmayacağım. Burada şey Berkan... Hocam artık yani stoperim Berkan, sağ bekim Barış, sol bakın, bekim Kazımcan. Bakın Berkan da çıkıyor. Bu goller normal yani. Berkan'ın da rakipten önce... Olay o topa alması lazım. Tamam da tek başına ne yapsın çocuk? Her yere yetişemez ki. Bu kadar rahat kafa vurdurulmaz ya. Abi Nelson'luk bir durum yok burada. Hocam burada kaç kişinin arasından bulmuş ya? 3 kişinin arasından bulmuş. Ya Berkan'ın bence burada o topu karşılama şansı vardı. Ama rakip bence çok güzel bir yere koşu yapmış. Galatasaray'ların topa gitmesi lazım. O topa gidişte sorun olmuş. Başlangıçta görüyoruz. Belirli aralıklarla o hattı kurmuşlar. Ama topa çok iyi gidememişler. Berkan öne gidiyor. Öyle anda o aralıkları bozmadan yükselebilse rakipten önce vurabilir. Çok güzel gol bu. Evet. Çok güzel evet. Ve yani şöyle söyleyeyim. Bir alt ligden takımdan yemek Galatasaray'da bu akşam savunma oyuncularını özellikle şurada görev alan herkesi düşündürmeli. Yani Nelson'u ayrı tutuyorum. Nelson bence hava hakimiyeti bunlar çok işte yüksek bir oyuncu. Bunlar işte Abdülkerim varken hiçbirine vurdurmuyor işte. Hocam bir soru yine. Peki Günay çıkabilir miydi bu topa? Bakalım. Bakalım. Çok zor hocam. Çıkabilirdi. İsterse çıkar. Çıkabilirdi ama artık orada 50-50 olurdu. 6 pas. Tam 6 pasın üzerinden. Çıkar ve karıştırır. Gidiyor. Ama geriden geliyor hocam. Yandan değil ya. Olsun. Tabii, çıkabilirdi tabii. Yani. Çıkılabilir. Hani o özelliği olan çıkıp yan topu alma özelliği olan bir kaleci. Top el ele alabilirdi arkadaş. Bu kadar rahat kafa vurdurulur mu? Şuraya bak. Devam edelim.
sıradaki pozisyonu ekrana getireceğiz. Wilfried Zaha oyundan çıkarken çok mutlu değil. Yerini Gökdeniz Gürpüz'e bırakıyor. Burada değişiklikten dolayı mutlu olmadığını düşünebiliyoruz. Aynı zamanda Kazım'la alakalı bir şikayetçi tavrı olduğunu iddia edenler de var. Nedir Kazım'la derdi? Dur bakalım. Görebilir miyim? Sadece gördüm. Burada ne demek istiyor? Beni niye çıkardın hocam? Bir dakika valla bir dudağı okumaya geçelim mi seninle beraber Kerem biraz? Okan Hoca sakinleştiriyor ama ondan önce yardımcı hocaya ama bakıyor. Zor bir alan. Burada hem Okan Hoca ile konuşması hem İrfan Hoca ile. İrfan Hoca'ya çıkmasından çok mutlu değil. Evet. Hocam bu arada çıkması... Ama Okan Hoca ile bakın el sıkışıyor. Evet sonra. Evet. Ya bakın yani... Mutlu değil ama çok büyük bir reaksiyonu başka da. Bir derdi var. Bak burada anlatıyor zaten derdini. El sıkışabilir ama buna rağmen görüşünü hocam, bildirebilir. Tepkili oyuncu gördük. Bakın tepkili oyuncu demek illa bak burada. Hocaya ters yapan biri değil. Bakın orada da yine sistem beni ediyor. Beni niye çıkardın ki? Burada da aynı. Hocam bu arada şu konuyu da belki konuşmak bence lazım. Bence teknik bir itiraz bu. Hocanın müdahalesini. Skor 3-2. 87. Ha. dakika. Yiyeceğiniz bir gol maçı uzatmaya götürüyor ve sahasız oynuyorsunuz. Bravo. Ya ben hoca olsam Zaha'yı asla çıkarmazdım. Şimdi, bu dakikada bu skorda. Şimdi o apayrı bir iş ya, ama o başka ben, bir tartışma konusu. Ben bu yo değil, bence Zaha'nın derdi de o. Okan Hoca zaten, evet. Okan baştan sonra 3-2'deyken bile genç oyuncu değişiklikleri yaptı. Bütün bunları yaparken biz bu maçı nasıl olsa kazanacağız güveniyle, inancıyla yaptı. Bunu söylerken genç oyuncu demek illa oyuna girip de sana gol yedirecek oyuncu demek değildir. Ben de Okan zaten Hoca kadar Okan Hoca da güveniyorum. Ben ol, de Zaha bunu diyor. Gönül rahatlığıyla yaparım Kerem. Yo, yani benim için diyor. O da sorun değil. Olabilir. Önce kızıyor yani Okan Hoca da. Yardımcı hocaya tepkisini görüyor. Bak Okan Hoca'ya bak. Suratına bak. Okan Hoca da tepki gösteriyor. Bak görüyor musun? Sinirlendi. Sakinleştirmeye şey çalışıyor ama. Bence ya. Abi maç içinde olur bunlar tabii Okan ki. Ya ben Zaha'ya hak veriyorum burada. Bir şey sana yani. Katılıyorum. Zaha'ya da hak veriyorum ayrıca. Beraber olsa uzatabilirse ne yapacaksın? El sıkışma var. Okan Hoca da gelirken elini açıyor. Zaha da onun eline vuruyor zaten. Çok sorunsuz geldi bana ama şu var. Zaha'nın bir derdi var. Bence de derdi senin vurguladığın şey gibi. Tabii beni yani, çıkardın diyor. Ya kardeşim 3-2 daha maç bitmedi. Hadi ben çıktım. Bir şey olursa kim gol atacak? Yani öyle de bir durum var yani sahada şu an. Baksana Efe'ler falan oynuyor. Aa Halil'i gördüm. Ne golü? Anca penaltı olursa. Uzatmaları başlayacağını 11'de Efe Akman, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül ve Gökdeniz Gürpüz ya olacak. Bizde de... Ya kalabalık bir genç oyuncu bu. Penaltılara kaldı mı bir de maç? Bizde de oyundan çıkan her futbolcu maşallah oyunun ne olacağını teknik direktörlerden fazla biliyor. Arkadaşlar orada bir kuraldır artık ya. Evet. Giren arkadaşına saygıdan veya teknik direktörlerin verdiği karara saygıdan dolayı böyle davranmaya hiç bir de 86'da çıkıyor. Hocam orada asla hareketini tasvip etmiyoruz Zaha'nın. O ayrı bir konu. Sadece neden böyle bir reaksiyon geliştirdiği üzerine kafa yoruyoruz. Devam edelim. Sıradaki pozisyona göz atıyoruz. 90+5. Günay burada uzun gönderdi. Gökdeniz Vinicius'tan topu aldı. Sonrasında baskı altında Tete'yi gördü. Tete de Brezilyalı arkadaşına ilk maçında boş kaleye gol attırdı. Gökdeniz için de bence çok güzel bir an oldu. Yetenekli de bir oyuncu. Sevimli de bir çocuk. Evet, evet. Umarız çok uzun, başarılı bir kariyeri olur.